ederiz Şimdi sanırsınız ki yeni bir parti kurulmuş. Bu partinin genel başkanı da Sayın Erdoğan olmuş. 20 yıldır iktidarda olan o değil. Yeni bir parti vaadi olarak yoksulluğunda, yolsuzluğunda, rüşvetinde hakkından biz geleceğiz diyor. Şimdi e, Parti yeni kurmuş ve programını yeni açıklamış. Programını yeni açıklamış. E, geçen gün Sayın Genel Başkanımız da mecliste söyledi. Siemens diye bir firma var. Siemens Türkiye'deki hızlı tren e, ihalesine giriyor, ihaleyi kazanıyor. Bir de altında al şirket kullanıyor, Kolin şirketini. Ancak paraları ödüyor Kolin şirketine fakat bir türlü hizmetin ödediği para kadar yapılmadığını görünce olayın üstüne gidiliyor. Sonuçta Türkiye'de değil ama Almanya'da dosyalar açılınca bakıyoruz ki orada Siemens'in şöyle bir tablosu ortaya çıkıyor. Ben diyor, evet... 60 milyon avro bedelli bu ihaleyi aldım ama 10 milyon avrosunu rüşvet olarak dağıttım diyor. Bu paranın %30'unu Türk devlet görevlilerine verdim diyor. Artık 10 milyon onlar avronun %30'u evet. değil mi? Evet. 3,3 milyon avro. Evet o %30'unu Türk devlet görevlilerine verdim. %20'sini Kolin'e verdim. %20'sini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yetkililerine verdim. %20'sini Siemens ile Kolin'i buluşturan aracılara verdim. %10'unu da Siemens Türk yöneticilerine verdim diyor. Bu dosya böylece ortaya çıkıyor. Bu bir rüşvet ve bu bir yolsuzluk. Peki kim ne yaptı bu ortaya çıkınca? Tamam Taşkesenlioğlu'nu hepimiz gördük ve ne yazık ki Rütük gözünü süper etti o milletvekiline ve yanına iki tane koruma birden verildi ki her türlü tehlikeden korunsun diye. Ve bununla ilgili haberleri kullanan bazı kanallara da Rütük'üne ceza tabi yani Tabii güvenlik görevlilerini devlet verdi ama Rütük de o kanallara ceza verdi. Yani böyle çifter çifter işliyor işte. Oracle diye bir yazılım şirketi var, bilgisayar yazılım şirketi bilirsiniz Oracle iştirakleri aracılığıyla Türkiye'ye, Birleşik Arap Emirliklerine ve Hindistan'a rüşvet verdiğini itiraf ediyor. Sonra da rüşveti kapatsınlar diye rüşvet verdiğini söylüyor. Ve diyor Türk yetkililer bu rüşvet olarak verdiğim parayla aileler için Kaliforniya'ya geziler düzenlediler diyor. Ama dememiş gibi yaşanıyor Türkiye'de. Yani sadece bu son 2 üç örneği vermek istiyorum sanki bu söylenenler başka bir ülkede o olmuş diye. Okey. biraz önemli nüanslar var meseleyi o diğer örnekler kadar bayım kılmayan ama ama ben rüşveti onu itiraf, rüşveti itiraf ediyor Ama Evet, herhangi bir evet. işlem yaparsa. Üç ülkede biz Hı -hı. rüşvet verdik diyen de firmanın Tabii. kendisi. Ya ilaç şirketleri var ya. <laughs> Şimdi ya ilaç ya. şirketleri de keyfi verip de. rüşvet şey yapıştırırız da. Kendi ürettiği firmalarının ürettiğini devlete satarak, bakanlığa satarak para kazanan bir bakan görevden alınıyor ve teşekkür ediliyor. Yani bırakın cezalandırmayı, bırakın karşılığında bir bedel ödemeyi, birçokları teşekkürle bu Peki. görevlere veda ediyorlar.